1960-1980 yıllarında vakıflara ait eski bir zeytinyağı fabrikasıymış. 2012 yılında belediyemiz tarafından Zeytin Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Zeytinin tarihini anlatan objeleri görüyorsunuz. İlk olarak taş baskıdan başlayalım. Zeytinyağı üretimindeki ilk aşama budur ve binlerce yıldan beri değişmemiştir. Yıkanıp temizlenen zeytinler taşlar arasında sıkıştırılıp kırılırdı. Daha sonra ezilir, zeytin hamuru elde edilirdi. Burada çuvallara yerleştirilir, üstten baskı uygulanarak zeytinyağı elde edilirdi. Zeytinyağı üstteki hazneden dökülür, zeytinyağının içindeki istenmeyen birikintiler pamuktan geçmez, zeytinyağı geçer, alttaki haznede birikir. Böylece içindeki birikintilerden temizlenen zeytinyağı daha uzun süre saklanır. Eski dönemde sadece insan gücü, evet. 1960'lı yıllarda insan ve makina, şu anki dönemde sadece makina. Bir de tabii doğallık var. Yani orada kullanılan bütün şeyler görüyorsunuz, ahşap, belki çuvallar da bitkisel içerikli çuvallardı. Tamamen doğaldı. O nedenle şu an soğuk sıkım mesela aranan bir özellik. Bazı Kazdağ'ın bazı köylerinde o soğuk sıkım yapılıyor ve çok yüksek maliyeti de satılıyor. İlaç gibidir yani onlar. Çok güzel bak bu kontrol. Midarsan çok güzel. Para var mı? Bu para var. Lavandula stokya. Ne kadar o? Ne hocam? Arkadaşlar biz bugün Balıkesir'in Endremit ilçesindeyiz. Ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Fatih Satır hocamızın koordinatörlüğünde yürütülen Edremit'teki semt pazarlarına gelen bitkilerin, özellikle doğal bitkilerin etnobotanik özelliklerini, halk geleneğindeki geleneksel kullanım biçimlerini araştırmak ve uygulamalı bir saha araştırması yapmak üzere buraya geldik. Şu anda tabii bir teyzemizin tezgahı var. Tabii öğrencilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum, kursiyerlerimize. Semt pazarlarına geldikleri zaman kültür bitkilerinden çok daha fazla doğal bitkilere odaklanacaksınız. Çünkü burada bizim için önemli olan halkın geleneğindeki asırlarcadır kullanılan bitkilerin halk tababeti, işte gıda bitkisi, ne için kullanıldığı, bunlar bizim için önemli. Bir de mutlaka mevsimsel olarak semt pazarlarını takip etmek gerekiyor. Çünkü mevsimsel olarak değişiyor bitkiler. Bu teyzemiz Kazdağ eteklerinden getirmiş olduğu farklı farklı bitki çeşitleri var. Teyze merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Teyze biraz bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Nasıl tanımam ben kendimi? İsminiz neydi teyze? Halime. Halime abla. Şimdi siz nereden getirdiniz bu bitkileri? Kazdağ? Yaşyer'den, Kazdağlar'dan. Yaşyer köyünden, Kazdağlar'dan. Kazdağ'ın eteklerindeki köylerden getirmişler. Şimdi siz bunları, yani bize kısaca yöresel isimlerle bizlere tanıtabilir misiniz? Burada mesela ben bir zambak görüyorum. Zambak. Siz de zambak mı diyorsunuz? Zambak deriz, beyaz zambak. Beyaz zambak diyorsunuz. Evet. Burada niçin kullanılıyor, niçin topluyorsunuz ya da halk niçin alıyor? Islamak için, evine kokusu için. Kokusu için, evet. Evi güzelce kokutmak için. Parfüm gibi kokutuyor. Bazıları da benim gibi light olanlar eşlerine şey yapıyor değil mi? Çiçek evet. Falan veriyorlar evet. Yani. Çiçek çünkü sevgi sembolü. Öbür yanda bir pembe var anneciğim. Ona ne diyorsunuz? Pembe kantaron. Evet, ona da pembe. O niçin kullanıyorlar bu bölgede? Niçin alıyorlar? Alıp da kaynatıp da içiyorlar. Çocuk onu çiçek diye toplamış. He, evet, tamam. Çok güzel. Burada ben sanki bir dağ çaylarını görüyorum. Biraz Gazdağ çayları. Ne? Bunların isimleri var mı, yöresel isimleri? Var bak. Bu Gazdağ çayı. Bu tilki güllü.
Tilki öbürü? Aynısı gazdağ çayının. Üçü çek açmışı, biri açmamışı. Kökleri. İkisi aynı. Bak bu aynı. Önemli bir bilgi. Bu, burada da... Bunun adı neydi acaba? Gazdağ çayı. Sarı kız çayı. Sarı kız çayı diğer ismi. Ha. Burada ne vardı anne? Ihlamur. Ihlamur var. Burada da kuruturmuş ıhlamur var. Evet. Bunları dün topladık daha. Daha yeni. Evet. En önemlisi herhalde bu bölgede o sarı kantaron. Onu niçin alıyorlar burada? Hangi amaçla? Onu mide için kaynatıp da içiyorlar da kantaron yağı yapıyorlar. Aynı zamanda kantaron yağı burada olduğunu söylüyor annemiz. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili kursiyerlerimiz Balıkesir Edremit'te bir teyzenin tezgahında bölgede geleneksel olarak kullanılan bitkilerden söz ettik. Ama büyük bir semt pazarı ve muhtemelen farklı köylerden gelen, farklı bölgelerden gelen bitkiler de var. Bunların mutlaka tespit edilmesi, kayda geçirilmesi gerekiyor. Şam sakızı çoban ağabeyi derler ya, işte tam da o. Şu an Kaz Dağları'nın tekniklerinde yerli halkımızın kızılçamların yaralı olan gövdelerinden topladıkları bu sakızları. Buna ne diyoruz yerelde? Sorguç diyorlar halk arasında. Bunun yerel adı sorguç. Reçine akınca havayla temas ettiğinde kuruyor ve taşlaşıyor. Bunu topluyorsunuz. Sonra bunu bir testide eritip, süzüp şu hale getiriyorsunuz. Bu şekilde toz olarak da kullanabilirsiniz. Balla karıştırıp. Bu şekilde de bir parça alıp ağzınızda çiğneyerek de kullanabilirsiniz. Antiseptik özelliği var tabii bu çam sakızının. Çünkü zaten ağacın yarasını kapatıp mikroorganizma faaliyetlerini durdurmak amaçlı salgılanıyor. Doğal bir salgı. İnsanlar bunu keşfetmişler. Kendi sağlıkları için kullanıyorlar. Hem ağız temizliği, hem ağız kokusunu giderici, hem mide ağrısına, mide rahatsızlıklarına iyi gelecek bir doğal ürün. Bu geleneği sürdürmemiz lazım. Tabii suni sepetler piyasaya çıkınca, plastik ürünler çıkınca bunları dama attık. Aynen. Böyle süs gibi kullanmaya başladık ama şimdi bu suni şeylerin vücudumuza zararları ortaya çıkınca, plastik kirliliği ortaya çıkınca Yeniden doğalın kıymetini bilmeye başladık. Evet. O nedenle bu değerli mesleğe, bu değerli işi yapanlara da sahip çıkmamız lazım. Yeniden olsun. Yaşatmamız lazım. Allah razı olsun. Şimdi hocam, bu sepetler farklı renklerde görüyoruz şu an. Bunun altı hangi bitkiden, yanı hangi bitkiden? Bunun dibi normalde, dibi ayıt dediğimiz bir çıvık var. Ayıttan yapılıyor. Şu gördüğünüz kenarları gene ayıttan yapılıyor. Bu kenarlarında bildiğimiz kargı. Kargıdan yapıyoruz. Evet. İnsanlar da artık zaten bu plastikten şeyden usandılar. Evet. Tehlikesini gördüler. Doğru. Yeniden doğala dönecekler. Doğru. Onun nedenle bu mesleğe sahip çıkın. Yarın geleceğin parlak işlerinden birisi olacak. İnsanlar doğayı ve doğalı arıyorlar. Aynen çok doğru. Evet, Kaz Dağı bölgesi kekik türleri açısından oldukça zengin. Çalışmalarımız sırasında halk tarafından kullanımı olan yaklaşık 11 civarında kekik çeşidi tespit ettik. Şu an tezgahlarda gördüğümüz origami monites dediğimiz, halk arasında da bilyalı kekik, top kekik gibi adlar verilen en çok kullanılan kekik türlerinden birisi. Bunları daha çok yemeklerimizde kullanıyoruz. Baharat olarak kullandığımız kekiklerdir. Tabii bununla beraber o mor çiçekli kekikler, sürünücü kekikler veya tadı daha böyle acımsı olan kekik türlerimizde Kaz Dağı'nda bol miktarda bulunuyor. Bunlar özellikle şu korona günlerinde antiseptik özelliklerinden dolayı, mikrop öldürücü özelliğinden dolayı kullanılabilecek olan çeşitler. Ne yapabiliriz? Bunlardan bir tutam alıp kaynamış sıcak suyun içerisine atarsak, buharını evimize yayarak veya çok fazla kendimizi yaklaştırmadan soluyarak bir doğal dezenfeksiyon sağlayabiliriz. Hem odanın mikrobunu kırabiliriz, hem ağız ve burun yoluyla nefesimizi açarak buradaki mikroplara karşı doğal temizlik yapma imkanı sağlayabilir insanların. Bununla beraber tabii bunları dikkatli kullanmak lazım. Çok fazla kullanıldığında tansiyon düşürücü etkisi de var. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani ottur, zararı yoktur diye bir şey yok.
her şeyi kararında kullanmak lazım. Havran Tepeova'da hala kırsalda arkadaşlar doğal bitki kullanımının olduğunu görüyoruz. Yani bu geleneğe sahip çıkıyorlar. Evet. Bu geleneği bizlerin de sahip çıkıp yayması lazım. Yani artık doğaya ve doğala dönmemiz gerekiyor. Bu da yine bu bölgemizin önemli bir bitkisi. Nadir bitkilerden birisi bu. Bu bir Türkiye'de Kaz Dağı civarında bulunuyor. Bir de Yunanistan'da Atua Dağı'nda bulunuyor. Halk buna kedi kuyruğu çayı da der. Bakın görüntüsünden dolayı belki. Kedi kuyruğu çayı ya da şu şekilde kandil gibi görüntüsü olduğu için minare şerefesi gibi kandil çayı da derler. Kedi kuyruğu, kandil çayı aslında bizim dağ çayı dediğimiz bir tür. Çok güzel kokusu vardır. Tabii tıbbi önemi de vardır ama bununla beraber tabii nadir bir bitki. Dikkatli kullanmak lazım. Yani öyle köklemeden burada olduğu gibi doğru bir şekilde kök üzerinden 10 santim yukarısından çekerek toplamak. Yani sürdürülebilir kullanım çerçevesinde yararlanmak lazım. Bu aslında Kaz Dağı'nın en marka değeri olan bitki. Düşünün dünyada sadece Türkiye'de ve Türkiye'de de sadece Edremit'te, Edremit'te de sadece Kaz Dağı'nın belli bir bölgesinde olan bir bitki. Dünyada başka yerde olsa insanlar bir bitki için ekolojik turlar yaparlar. Bunu görmek için, korumak için dünyalarla para harcarlar. Ama bakın bu burnumuzun dibinde, Kaz Dağı gibi marka değerde, zirveler düzlüğünde bulunan ve adını da Sarı Kız Çayı'ndan alan, adını da Sarı Kız'dan alan bir bitki. Sarı Kız Çayı olarak bilinir. Normalde tehlike altında soyu tükenmekte olan bir bitkimiz. Koruma altına alınması lazım, kullanılmaması lazım, toplanılmaması lazım. Çünkü sadece Kaz Dağı'nın 1700'lerinde, 1600 metre yüksekliklerinde doğal olarak yetişen bir bitki. Bilimsel adı Sideritis troyana. Yani Truva'dan adını alıyor. Böyle bir de hatırasını söylemekte fayda var. Zeytinyağı imalatında buhar makinesi ve buhar kazanı kullanılmaya başlıyor. Şu arkada gördüğünüz bir buhar kazanı. Önündeki bir buhar makinesi. 1938 senesine kadar bilfiil çalışmış bir alet. Şimdi bunda da buhar makinesi çeviriyor bu kasnakları. Ve burada taş var. Bir tane yatay var, iki tane dikey var. Zeytinler buraya dökülüyor. Burada eziliyor. Ondan sonra buradan şöyle bir kova vasıtasıyla bu torbalara dolduruluyor. Ve bu torbalar şu gördüğünüz prese istifleniyor. O buhar makinesinden aldığı kuvvetle bu pompalar bu torbaları sıkıyor. Bunda kuru sistem, su vermek yok. Yani bu sistemde su veriliyor arasına, sıcak su veriliyor. Sulu baskı dedikleri, sulu baskı dedikleri bu. Su veriliyor iki defa. Tabii su verdiğiniz zaman ve sıcak su verdiğiniz için zeytinyağın efsafı da kayboluyor, fermentasyon başlıyor. Bu sistemde de, o zaman krom falan yok, bu sistemde de yağa metal kokusu geçiyor. Çünkü aralara bu saç şeyler konduğu için. Ve bu sistem de yürümedi. Bir tek şeyde vardı, birçok yerlerde vardı ama bu sistem yürümedi. Ondan sonra da kontinü sistem başladı. Kontinü sistem şimdi devam ediyor. Sağ olun. Bizlere geldiğiniz bu kıymetli bilgilerinizi verdiğiniz teşekkürümüz ediyoruz.
Ben Aşırı Altınöz, 2002'de alan kılavuzu oldum. O zamandan bu yana kadar belki de toplam 10 bin kişiyi gezdirdik. Milli Park'ın kaynak değerlerini, faunasını, florasını, tarihçesini ve kültürünü anlatıyoruz. Önce kültürden başlayalım. Burası Mehmet Alan Köyü. Mehmet Alan Köyü 2001'den beri çok gelişti. Turistik manada çok çeşitli kamp alanında. Turistik Ege'nin en önemli 10 yaşanılabilir köyünden birisi. Köyümüzün en özelliği havası ve suyu. Suyumuz çok iyi, havası yine çok mükemmel. Bir de kültürümüz var tabii. Alevi Türkmen Köyü köyümüz. Bu köyü kadınlar yönetiyor. Muhtarımız da kadın. Yani ne karar verirse kadınlar karar veriyor. Kültür, Alevi Türkmen kültürü var. Yani burada Hıdırlez, Nevruz ve 15 Ağustos eski Türk gelenekleri, görenekleri devam ettiriliyor. Hıdırlez'i anlatalım. Hıdırlez bizde 3 gün süren bir ritüel. 6 Mayıs sabahı bütün köylü kalkıp çaya gidiyor, suya gidiyor. Orada elini yüzünü yıkar ve çiçek koparıp ille eve getirirler. Yani baharın evimize haber gelmesi, hoş gelmesi. Yani bu eski Türk kültürü ve bunu hala yaşatıyoruz. Yani Ağustos'un ikinci günü biz mezarlık ziyareti yapıyoruz. Yani başkaları gibi, hani başka zamanda değil. Yani Ramazan'da da olsa önemli değil. Biz şeyde gidiyoruz, Hıdırlez'e gidiyoruz. Üçüncü günü de köyün girişinde bir yatır var. Bütün köyün ortak atası gibi orayı ziyaret ediyoruz. Yani 3 günlük bir ritüel, kurban kesiyoruz o zaman. Yine 15 Ağustos'ta da köylüler, yakın çevre, yine Alevi Türkmen köyleri Sarıkız'a çıkıyorlar. 15 gün orada çadır kuruyoruz. Kurultay gibi Sarıkız etkinliği var. Yine o da 3 gün. Yani burada daha araştırılacak çok şey var. Yani yani insan ayağı değmeyen alanlar var. Mutlaka orada bir şey var. Sarıkız'ın hikayesi burada tabii biliyorsunuz çok mitolojik olaylar da var. Abi Türklerden sonra burada Sarıkız efsanesi olayı var. Sarıkız kendisi kavurmacılarda yaşıyor. Babasıyla beraber. Önce bunlar Ayvacık'ta yaşarken babası balıkçılık yapıyor. Annesi ölünce geliyorlar. Gören'in kavurmacılar köyüne yerleşiyorlar. Orada babası çobanlık yapıyor. Kızı kas çobanı. Yazın dağa çıkıyorlar, kışın aşağıdalar, şehir yani köydeler. Ama sarı kız 13-14 yaşına gelince gençler bunu istemek istiyorlar, evlenmek istiyorlar. Sarı kızın hiçbir şeyinde evlenme niyeti yok. Ama köyün imamı diyor ki babasına seni hacca gönderelim. Belki bu ara sarı kız fikrini değiştirir, evlenir. Babası hacca gidiyor, hac dönüşünde iftira atıyorlar. Diyorlar ki sen hacca gittin ama sen hacılığın kabul olmaz. Sen hacdayken işte kızın öyle yaptı, böyle yaptı. Kendini kirletti, köyü kirletti. Ya onu öldüreceksin, ya burayı terk edeceksin. Kızım diyor kazları al, dağa gidiyoruz. Kazları alıp gidiyorlar. Tabii kızda bir şey var. Bu Kartal Çimen denilen yerde diyor, akşam diyor ki ben odun toplayıp geliyorum. Onu orada bırakıyor kazlarla beraber. Diyor ki işte ben onu öldürdüm, siz rahat olun köy diye. Fakat sarı kız orada binlerce kazla yaşıyor. Nasıl yaşadı bilmiyoruz. Burası biraz yani şey, efsane işi. İşte çarşamba günü Edremit'in pazarıdır. Öbür taraftan elma getirir, pekmez getirir, kestane getirir. Sarı kızı rastlarlar. Onlar yol gösterir onlara. Yardımcı olur. Millet her yerde sarı kız konuşuyor. Babası diyor acaba sarı kız yaşıyor mu? Çıkıyor sarı kız türbenin olduğu yerde sarı kızla buluşuyor. Kızım diyor abdest alacağım, bana su verir misin? O elindeki kevkiri uzatıp denizden su alıp veriyor. Adam ağzına, babası ağzına atınca diyor ki bu su tuzlu. Baba diyor acele ettim, onun için denizden aldım. Bana diyor Güren'in soğuk sularından var. Pınarbaşı vardır, çok soğuk suyu vardır. Bir daha uzanıp soğuk su verince kızın nermiş olduğunu anlıyor. Kızım diyor beni affet. O da diyor yani sen git köylüye söyle, ben öyle bir şey yapmadım baba diyor. Sarı kız burada son nefesini veriyor. Babası perişan halde koşarak radarın olduğu yerde, baba da diyoruz orada. Orada baygın bir şekilde çobanlar buluyorlar. Ne oldu sana diyorlar. Çobanlara anlatıyor hikayeyi. Babası orada ölüyor ve babasını oraya, baba da sarı kız da işte mezar da yok ama bir şekilde defnetmişler. Ama sarı kız bu kavurmacılarda yani iftiraya uğrayınca demiş ki sularınız soğuk olsun, kızlarınız dul olsun. Ne oluyor? Yeni evlenen damatlar ölüyor. Yılan soktu, çıyan soktu, akrep soktu. Şu an kavurmacılar Edremit'in tek terk edilmiş köyü. Önemli bitki alanı olarak tescil edilmiştir. ÖBA olarak uluslararası şekilde standartize edilmiş belgeli bir yerdir. Neden böyle? Burada yaklaşık 900 bitki türü var tahmine. Genel olarak buranın florası çalışılmış değil. Yaklaşık 900 bitki çeşidi var.
Bunun da yaklaşık 82 tanesi, 80 civarı endemik. Ve bu 80 endemiğin de sadece 29 tanesi Kaz Dağı'nda yetişiyor. Burada 31 tane de nadir bitki var. Nadir dediğimiz bitki dünyada birkaç yerde olan bitki. Endemik sadece bir yerde olur. Başka yerde olmaz. Bu nadir bitkilerin bazıları işte Türkiye'de ve Bulgaristan'da ya da işte Yunanistan Atua Dağı'nda olan bitkilerdir. 31 tane. Tüm bu nedenlerden dolayı burası hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın hem Balkanların önemli bitki alanı olarak tescil edilmiştir. Bununla beraber burada tabii ayıdır, vaşaktır, karacadır, yaban domuzudur, tavşandır. Bunun gibi birçok hayvan türü de yoğun olarak bulunuyor. Burası milli park olduğu için girdiğimiz alanda kurallara uymamız lazım. Bitki toplamak, herhangi bir böcek canlı toplamak yasak. Araştırma amaçlı alınabilir ama o da izinler dahilinde bu işi yapabilirsiniz. Alandaki bütün faaliyetler, bütün yapılacak aktivitelerin tamamı Kaz Dağı Milli Parklar Şefliği bünyesinde yapılıyor. Yani yapmak istediğiniz herhangi bir faaliyet öncesinde şeflikten izin almanız gerekiyor. Fatih Hocam, şimdi milli park olduğu zaman içeride ne yapabilirsiniz ya da ne yapamazsınız diye kısaca bahsedersek, hocamın dediği gibi alan içerisindeki herhangi bir flora ya da fauna elemanının herhangi bir parçasını, bütününü, kökünden, dalından, yaprağından ya da bir hayvanın trofesi, bütünü, yavrusu, yumurtasını toplanması kesinlikle yasak. Ancak hocamın yine dediği gibi araştırma izni alındığı takdirde, genel müdürlük tarafından bir araştırma izni verildiği takdirde yine bizim elemanlarımızın eşliğinde yaptığımız gezilerde belirli materyalleri toplamanıza izin veriyoruz. Bunlar diken dediğimiz bir indikatör bitkidir, ortak yaşamdır ve bu oranın havasının son derece temiz olduğunun göstergesidir. Çok güzel. Bu ağacın çekti. Yosun ise kuzeyde olur. Yani ağacın yönünü öyle belirlersin. Şimdi bunu siz yosun olarak algılarsanız yönünüzü... Evet değerli Ege TV izleyicileri, TÜBİTAK destekli etnobotanik araştırma teknikleri adı altında çerçevesinde Balıkesir Üniversitesi çatısında Profesör Doktor Fatih Satıl hocamızın 25 Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 25 bilim insanının saha çalışmasıyla ilgili şu anda Kaz Dağları'nın 1500-1600 metre yüksekliğindeki zirvedeyiz. Evet hocam, buraya kadar çıktık. Tabii ki bilim insanları, genç bilim insanlarını sahaya, Kaz Dağları'nın zirvesine çıkardınız. Evet. Gerisini de sizden tamam. Dinleyelim. Dediğiniz gibi bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje. Aynı zamanda tabii Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de bize katkı sağlıyor burada da. 25 tane seçilmiş genç bilim insanını şu an Kaz Dağı Milli Parkı içerisinde uygulamaya getirdik. Sabah teorik olarak anlattığımız bilgileri araştırmacılarımız şu an sahada bitkileri yerinde görme, tanıma, özelliklerini görmek amacıyla bir çalışma yapıyoruz. Flora uzmanlarımız var yanlarında, etnobotanik uzmanlarımız var. Onlarla birlikte şimdi bitki nasıl toplanır, bitki nasıl tanınır ve Kaz Dağı'nın floristik çeşitliliği nedir, neden burası bu kadar çok zengindir, bunları anlatacağız. Aynı zamanda tabii bunlar Balıkesir'in birer kültür elçisi olacaklar. Yani Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden gelmiş seçkin 25 tane genç bilim insanı marka değer Balıkesir'in Kaz Dağları'nı görmüş ve bunu gittikleri yerde tanıtacaklar. Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Hem TÜBİTAK'a hem Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bizim etnobotanik araştırma teknikleri kursu bağlamında özellikle uygulama gezisi, doğal fırları size anlatmak ve buraların hani kısmını endemik bitkilerini yerinde göstermek için zahmet olsa rahmet vardır. İşte bu güzellikler ancak böyle yakalanılır. Kaz Dağı'nın ne kadar zirvesindeyiz hocam şu anda? Rakım 1400 metre rakımlardayız. Aslında ben de buraların yabani fırlarını yabani değilim. Çünkü Kütahya'da buraya yakındır. Ben de Afyon Kütahya hattında bu mesleğe başladığımda 1993 yılında
iki tane dağın florasını çalışmıştık. Ama doğuya gidince de totally different değişiyor yani. Oradaki flora da tamamen değişiyor. Artık orada bozkır florası var. Biz orada ormanlara hasretiz yani. Arkadaşlar tabii Türkiye üç fitocoğrafik bölgenin önemli flora elementlerini kapsıyor. Birincisi İran Turan dediğimiz, özellikle karasal iklimin hakim olduğu Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Buraları daha çok biz İran Turan, hani böyle step bozkır dediğimiz bitki coğrafyası var. Biraz şöyle batıya geldiğinizde Marmara, Ege, işte özellikle Akdeniz, buralarda da Akdeniz iklimi ve Mediterran flora hakimdir. Tabii Osyanik iklimde işte şey vardır, bizim Karadeniz bölgesinde de orada da Avrupa Sibirya elementleri çok yaygın. Şimdi şu anda vejetasyonun çok yeni uyandığı Haziran ayı, bizim bu biraz yüksek dağ katına doğru ilerliyoruz. Vejetasyonun yeni yeni uyandığı, floranın yeni başladığı, çiçeklerin yeni açtığı bir bölgedeyiz. Ama yol boyu gelirken yani bitki yüksekliğe göre değişiyor arkadaşlar. Yani bunu da fark etmişsinizdir. Dolayısıyla biz şu anda orman hatlarında otsu formlar dediğimiz bitkileri görüyoruz. Türkiye'nin en önemli birinci bitki grubu Astragalus'tur arkadaşlar. Yabani gevenlerdir. Çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Dinliyoruz. Ya bu Astragalus dediğimiz baklagil bitkileri halk arasında işte geven deniliyor. Doğu Anadolu'da guni deniliyor. Ama geven en yaygın ismi. Şimdi bu da Verbascum dediğimiz Scrofulariaceae familyasından, Siracurtlu giller ailesinin Verbascum. Rahmetli Faik ve Karavellioğlu diye bir arkadaşımız vardı. Bayağı da Türkiye'de bir 15-20 yıl beraber geziyorduk. Türkiye'de bu bitki grubunu araştıran çok meraklı, çok istekli bir arkadaşımızdı. O arkadaşımız vefat etti. Diyebilirim ki bu bitki grubu yetim kaldı. Çünkü çok zor bir bitki grubu. Yani bunların teşhisi, tanımlanması hiç bir botanik için cesaret edemediği bir bitki grubudur. Mesela bunu nasıl kurutacaksın? Nasıl herbaryum yapacaksın? Yani hem etli hem daha, bu daha küçük daha bu. Bunun bu kadar büyükleri evet. Var değil mi hocam? Ya ülkemizde yaklaşık 250-300 civarında bunların yabani türleri var arkadaşlar. Verbascum'ların. O yüzden böyle Batı Anadolu'da özellikle çok Batı Anadolu'da sıkça göreceğiniz önemli bir bitki grubu. Ve türler hepsi birbirine benziyor. Teşhisi zor bir bitki grubu. Umarım içinizden birileri cesaret eder de ülkemizin bu verbascum'larını, yabani sığır kuyuları konusunda uzman olur. Ama çok ilginçtir. Türkiye Florası dediğimiz 10 ciltlik bitki ansiklopedisini İngilizler yazmış, yabancılar yazmış. Ve Türkiye'nin bu sığır kuyruğu dediğimiz bitki grubunun yaklaşık 250 bitkiyi o zaman Hubert Morat diye bir adam, yani işte Avrupalı, işte ya İngiliz ya da işte oralardan biri, Türkiye'deki bu bitki grubuna kafa takmış ve ilk kez bizim Türkiye Florası dediğimiz Türkiye Bitkileri kitabını o adam işlemiştir. Ki botanikçi de değildir, amatör bir, bizim Tuna Ekim Hoca vardı, Türkiye'nin meşhur bir botanikçisi. Ulan oğlum kereste tüccarı diyor diye, Hubert Morat bile bu kadar Türkiye'nin bitkilerini tanımlıyor. Amatör bir ruhla adım adım karış karış Anadolu'yu gezerek hepsini toplayıp götürmüş yurt dışına. Dolayısıyla arkadaşlar güveniyoruz. İnşallah sizin işinizden biri canavarca bu bitki grubuna sahip çıkar yani. Peki hocam, moleküler olarak çalışmak mantıklı mı? Mantıklı. Bunlar arasında çok, özellikle Batı Anadolu'da çok endemik türler var. Hocam, ama teşhisini doğru yaptırabilirseniz tabii. Tıbbi olan kullanılanları var mı? Yani bu yaprakları olabilir. Özellikle hani böyle lapa olarak kullanılabilir. Bilmiyorum, Nazım, buralarda çok yaygın bir kullanımı var mı? Evet, Türkiye'nin önemli, yani önemli bir gen merkezi Türkiye bu bitki için. Sanki pazarda sığır kuyruğu, yaprakları. Yok. Evet. Belki o yaprakları lapa olarak kullanılabilir. Yakacak olarak, bravo. Etnobotanik bağlamında bizim Güneydoğu'da. Belki
Türkiye'nin de bazı bitkilerinde bu. Fatih Hocam dediği gibi çok büyüyor. Bir insan boyunda bazen geçiyor. Kurutulduğunda yakacak olarak tandırlarda ve soba tutuşturmada yakacak olarak kullanılıyor. Hocam Elazığ'da bulaşık yıkamada da kullanılıyor yaprakları. Arkadaşlar Uğur Hocam da etnobotanisttir biliyorsunuz. Türkiye'nin yani şey bölge bölge etnobotanik bilgilerini iyi bilir. Bizim bölgemizde özellikle Fırat Nehri kıyısında bulaşık yıkamada kullanılıyor. Yapraklarıyla evet yağlı bulaşığı yıkarsınız tertemiz eder. O çok tüylü, çok tüylü ve şey gibi sabun gibi köpürür. Rakıma çıktıkça iklim biraz daha değişiyor, işte bitki örtüsü değişiyor hepimizin bildiği. Biz buralara çıktıkça Anya çok heyecanlanıyor çünkü eğrelti otlarını, bu ağaçların uzun çamları, kara çam herhalde bunlar değil mi? Ondan sonra ve yakı otu gibi bitkileri görüyoruz, işte ayı üzümünü gördük. Bunlar Rusya'da bizim St. Petersburg'da deniz seviyesi çevresinde Anya'nın köyü olan Kuzey Buz Denizi civarında, Beyaz Deniz civarında sıkça gördüğümüz bitki örtüsü. Yani şu an biraz kendimizi Rusya'nın yazında gibi hissediyoruz, o kuzeyin yazında. Ve burada gördüğümüz bitki de Ivan Çay diye geçiyor Rusça'da. Türkçe'de yakı otu, İngilizce'de de fireweed, yani ateş otu, yangın otu olarak geçiyor. Rusça'da Ivan Çay deniyor. Ivan'ın çayı yani. Şimdi Ivan kelimesi, ismi Ruslarda Mehmet gibi bizim. Mehmetçik var ya hani. Ivancık gibi aynı. Ivan Çayı denmesinin nedeni de yiğit, güçlü kişilere verilen çay anlamında. Rusça'da literatüre baktığımızda 12. 13. yüzyıla kadar biz bu çayın bitki çayı olarak kullanıldığını görüyoruz. Yazılı halde. Ki daha öncelerine dayandığını biliyoruz. Bu da hatta bu işte St. Petersburg Savaşı'nda o bölgeyi alan Alexander Nevski Şövalye zamanında askerlerin rahatlaması için savaştan sonra vesaire onlara veriliyor ve güçlerin toplamasını sağlıyor. O yüzden de birazcık gücü arttıran bir çay olarak biliniyor. Daha sonra 17-18. yüzyıllara gelince Çin çayı Rusya'ya geldiği vakit fermente çayla tanışıyor Rusya. Ve Ivan çayı fermente etmeye başlıyorlar. Ivan çay fermente olduğu zaman aynı bizim siyah çaya çok benziyor. O yüzden de yıllarca Rus halkına, arada da bu arada 100 kat fark var. Çin'den gelen çayın değeriyle Rusya'daki o kendi çaylarının değeri arasında. Yıllarca işte bir şey endüstri başlıyor. Çin çayıyla karışık Ivan çay vermeye başlıyorlar. 1800'lerin başında bu Alexander, 2. Alexander döneminde Alexander bunu yasaklıyor ve normal Çin çayına dönüyor halk. Uzun süre unutuluyor bu. Yaklaşık 20-30 senedir tekrar gün yüzüne çıktı ve Ruslar buna sahip çıkarak craft olarak, yani işte butik el yapımı şeklinde tekrar Ivan çay şu anda popüler olmaya başlıyor. İyi bir dinlendirici, rahatlatıcı özelliği var Ivan çayın. Şöyle bir şeyi var. Biz bunu normalde eskiden bitki çayı olarak, yani yaprak olarak içiliyordu. Daha sonra fermente olmaya başladı ve siyah çayın yerini tutmaya başladı. Enteresan iki şey daha söyleyeceğim. Yangın otu denmesinin sebebi Ivan çay bitkisinin
yangından sonra yangın bölgesinde çıkan ilk bitki olması ve bu şekilde yangında zarar gören bölgeyi kolonize ediyor ve tekrar yangının yaralarını sarıyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler'de bombalanan bölgelerde ilk çıkan ot ve ilk çıkan çiçek olarak insanlara da umut verdiği biliniyor pembe çiçekleriyle. Böyle de bir enteresan şey var. İşte Rusya'da bunun yapımını Anya size anlatsın, nasıl yapıyoruz, nasıl içki içiyoruz vesaire. Evet. Evet, Rusya'ya geldiğinizde Rusya tabii çok büyük bir kavram yani, çünkü Rusya en geniş yani yüzü ölçü olarak en büyük ülkesidir dünyada. Yani ben kuzeyde St. Petersburg civarında ve Beyaz Deniz civarında büyüdüm. Hani yazları babaannem köyüne gittim. St. Petersburg'da büyüdüm. Hem St. Petersburg civarında da kocaman kırları görebilirsiniz. Böyle pes pembe, böyle çok güzel pembe çiçek açar. Ve çocukluğumuzdan beri hep yuvan çay, yuvan çay derlerdi ama kimse içmezdi. Hani bilmezdik. Yani çünkü Sovyet zamanında bir limon planına çıkıyor ve bu tür işte bitkisel çaylar hep böyle koca karı ilaçları, işte aktar kültürü kayboluyor. Ve son dönemde Öktem'in dediği gibi işte herhalde belki 20 senedir, hatta daha azdır, işte böyle bitki üretimine dönüyor. Ben de işte son 4-5 senedir onun yapımını öğrendim ve yapıyorum. Böyle gençken ama çiçek açtıktan sonra onun üst yaprakları topluyoruz böyle seyirerek. Yani göstersene böyle şey ama ya toplamadan. Şöyle sıyırarak, yani sıyırarak alıyoruz. Sonra aslında onun el yapımıyla birbirine çok böyle bağlama yöntemi var ama ben işte 1-2 kilo yani Rusya ancak yazın ve çok kısa bir süre için gittim için kendime 1-2 kilo hazırlıyorum. O yüzden hızlı hızlı toplayıp çok uzun sürecek elle sarmak. O yüzden kıyma makinesi seçtik. Kıyma yapan robotlar olur ya, onunla geçiriyorum. Öyle bir yöntem de var da. Böyle granül oluyor. Sonra bildiğiniz yoğurt yapar gibi kaba koyup ama su eklemiyoruz. Yaklaşık 24 saat bazen 30 saate kadar ılık bir ortamda tutuyoruz, üstüne böyle ıslak bir bez örtüp. O arada kendi suyuyla yaprak fermente oluyor. Hani ortaya çok güzel koku çıkmaya başlıyor. Sonra fırına veya bizde Rus banyoları, saunalar var. Yani çok böyle çokça yapınca oraya işte 40 dereceye getirip sauna yakıp böyle tepsileri sürüyoruz ve kurutuyoruz ve böyle bir çay oluyor. Şimdi arkadaşlar, Kaz Dağları'nın Zirveler Düzlüğü'ne gelmiş bulunuyoruz. Burada 3 tane önemli zirve var. Birisi Karataş Tepe. Şunun hemen arkasında en büyük zirve. 1700 küsur civarında. Oraya mitolojide Gargaros Tepe de denir. İnanışa göre o dönemin o tanrıları Truva Savaşı'nı oradan yönetmişler. İkinci önemli tepe Baba Tepe'dir. O daha ileride, onun üstünde de bir radar vardır. Orada yine Türkmenlerce kutsal bir mekandır. Orada bir su vardır. Kalbinizin temizliğini test edersiniz orada. Eğer kalbiniz temizse size o su çok berrak gözükür. Kalbiniz fesatsa o su size bulanık gözükür. Biz ekip olarak gittiğimizde su yoktu. Yani yani kalbimiz demek ki katılaşmış. Nasıl yorumlayayım bilemiyorum. İki kişiydik. Artık hangimizin kalbi katıydı bilmiyorum. %50 %50. Burada uğur böcekleri de çoktur arkadaşlar. Üçüncü önemli zirvemiz de Sarı Kız Tepe'dir ve Kaz Dağı daha çok Sarı Kız'la tabii ön plana çıkmıştır. Baba Tepe Sarı Kız'ın babasının vefat ettiği yerdir. Sarı Kız da Sarı Kız'ın sırra kadem bastığı yerdir. Sarı Kız bir yörük kızı. Güzel bir kız. Küçük yaşta annesini kaybediyor ve babasıyla yaşıyor. Haliyle babasıyla yaşadığı için de babasını yalnız bırakmamak için kendisine gelen tüm evlilikleri reddediyor. Babası yaşlı, artık hacca gitmek istiyor, hacı olmak istiyor. Kızını köye bırakıyor ve hacca gidiyor helalleşip. Tabii köyün yine erkekleri kızla evlenmek istiyorlar, talipler. Kız yine reddediyor. Tabii maalesef kız için iftirada bulunuyorlar, söylentiler çıkıyor. Baba geldiğinde bu söylentilerden dolayı babaya kimse selam vermiyor.
Ve bu şeyi temizlemesini istiyorlar köylüler. Babası da kızını alıyor. Artık bu şeyi temizlemek amacıyla Kaz Dağı'na bir yerlere götürüyor. Ve kızını buraya bırakıyor. Yaylaya. Yaylaya bırakıyor. Ondan sonra da köye iniyor. Gel zaman git zaman, öldürmüyor tabii. Başı belaya girenler, yolunu kaybedenler, Kaz Dağları'nda kendisilerine yol gösteren birilerinden bahsediyorlar. Sarı Kız'dan bahsediyorlar. Ta bu köye kadar iniyor. Ve köylüler diyor ki demek ki sen bunu öldürmedin. Tekrar baba buralara geliyor, onun kızının olduğunu anlıyor. Kızını ziyarete geliyor. Kızı burada kaz çobanlığı yapıyor. Kaz avlusu vardır ileride o taşlardan. Kızını görüyor, hasret gideriyorlar. Abdest almak için su istiyor kızından. Kızı su getiriyor ama su çok tuzlu. Bunu nereden aldın kızım diyor. Denizden aldığını söylüyor. Tekrar heyecandan tabii denizden almış daha doğrusu. Tekrar derelerden su alıyor. Şimdi Kaz Dağı'nın zirvesinden, şimdi Sarı Kız'dan düşünün, denizden su alıyor. Ve baba kızının ermiş olduğunu anlıyor. Kızın sırrı açığa çıkıyor. Ve siyah bir bulut kızı alıp kayboluyor. O gündür bugündür orası Sarı Kız Tepe olarak biliniyor. Ve insanlar, burada Türkmenler bu Sarı Kız'dan dilekler diniyorlar. Orada bir dilek dileme çekmecesi vardır. İşte yazmış birisi, Sarı Kız'ana anneme bir gelin. Yani kendini istemiyor, annesini istiyor. Böyle dilekler var. O defterler aşağıda Tahtacı köyünde, müzede sergilenir. Ve her yıl Ağustos'un ikinci yarısında Türkmenler, Yörükler buraya gelirler. 10 gün kadar, 15 gün kadar çadır kururlar. Kendi ritüellerini yaşarlar. Adaklar adarlar. Tabii bu süreç Kaz Dağı'nın zirve düzlüğünde ve %70'inin endemik olduğu bir alanda oluyor. Evet. Yani ayağınızı bastığınız her bitki burada endemik. Aynen. Ve CR kategorisinde, EN kategorisinde. Şimdi burada çadır kurup, çadırı kurarken yerler düzleniyor. O yaşayan habitatları yok oluyor. Burada zaten toprak çok az. Bu işin sürekliliği olması lazım. Yani tamam bir ritüel, bir kültürel etkinlik ama bu etkinliğin biyolojik çeşitliliğe, floraya, endemik türlerimize de zarar vermemesi lazım. Yani sürdürülebilir şekilde bunu organize etmemiz gerekiyor. Yani tüm Türkiye'de aslında milli parklarda, korunan alanlarda bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Yani burada tamamen çevirip burası yasak milli park dememek lazım. Zonlama çalışmaları şart. Yani milli parkta bir mutlak koruma zonu olması lazım. Orada tamam asla girilemez. Tampon zonlar olabilir, geçiş zonlar olabilir, doğa eğitimlerinin yapılacağı alan olabilir, insanların yararlanabileceği alanlar olabilir. Bu tarz bir zonlama çalışmasına ihtiyaç var milli parklarımızda.